Hemşire, sen eczaneden enjeksiyonları al. Hadi acele et. Doktor bey, her şey yolunda mı? Sizi daha önce uyarmıştım. Eşiniz çok zayıf düşmüş. Bu yüzden doğum sancısına katlanabileceğini sanmıyorum. Siz beni hiç dinlemediniz. Olanları biliyorsunuz. O 20 yılda tam 5 kez düşük yaptı. Neden çocuk sahibi olmak için kendinizi bu kadar zorluyorsunuz? Neden zorlamasınlar, ha? Oğlum 20 yıldır çocuk sahibi olmak istiyor. Doktor bey, buraya gelinimi iyileştir diye geldim. Tavsiye almaya değil. Şimdi söyleyin, o iyileşecek mi, iyileşmeyecek? Sizin sorununuz da zaten bu. Söylediklerimi anlamaya hiç niyetiniz yok. Yine başlıyoruz. Size bir soru sordum doktor. Efendim, gelininizin durumu hiç iyi değil. Hamileliği normal değil. Bu yüzden çok acı çekiyor. Yani çok ciddi komplikasyonlarla karşı karşıyayız. Bir kadının doğumdan önce acı çekmesi normal değil mi? Bu sıradan bir doğum sancısı değil. Durumu gerçekten de çok tehlikeli, anlamıyor musunuz? Bu ciddi bir durum. Anlıyorum ama yapabileceğimiz bir şey yok mu? Onu ameliyata almaktan başka bir seçeneğimiz yok. Bu ameliyat onun açısından riskli değil. Çocuğunuz için aynı şeyi söyleyemem. İnanamıyorum, inanamıyorum. Sen kendine bir de doktor mu diyorsun? Bebeğin ve annesinin sağlığından sen sorumlu değil misin ha? Efendim, ben sorumluluklarımın ne olduğunu çok iyi biliyorum. Ama bir doktor olarak yaşanabilecek her ihtimale karşı aileyi bilgilendirmek de benim sorumluluklarımdan biri. Basant, sanırım doktor çocuğu aldırmaktan bahsediyor, öyle değil mi? Ameliyatı kesinlikle kabul etmemeliyiz. Zamanı gelince çocuğun dünyaya gelecektir. Bu ameliyatı yapmak zorundayız. Çünkü bundan başka bir seçeneğimiz yok. Eğer doğumu beklersek, annenin hayatı tehlikeye girecek efendim. En azından şimdi birinin hayatını kurtarabiliriz. Şimdi bunu aranızda görüşün. Kararı verecek olan sizsiniz. Bunu iyi düşünün lütfen. Sonra kararınızı bana bildirin. İzninizle. Anne. Sería. Bye.